Bu arada videoya başlamadan önce sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum ben. Kanalımız artık YouTube üzerinden para kazanmaya başladı. Bu kanalın bütün gelirlerini ben sokak hayvanları için harcıyorum. Eğer kanalıma abone olup videoları da paylaşırsanız, elden ele yayalım dediğimiz olayı yapabilirsek beni çok mutlu edersiniz. Ben oyuncu olmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Oyuncu olacaksınız ama ne yapmanız gerekiyor? İlk önce ne oyuncusu olacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Şimdi tiyatro bambaşka bir şey. Kamera önü oyunculuğu bambaşka bir şey. Yani dizi sinema oyunculuğu daha başka bir şey. Şöyle aralarındaki farkı da ben size kısaca özetleyeyim. Bunu ben bir yönetmen olarak söylüyorum. Hani sokaktan geçen birisi Ahmet Mehmet olarak söylemiyorum. Bizim en çok zorlandığımız sette oyuncular konusunda zorlandığımız konulardan bir tanesi bu. Genç arkadaşımız gitmiş tiyatro eğitimi almış. Gelmiş bir rol veriyorsun, bir sahnede işte görmek istiyorsun arkadaşımızı, çok büyük oynamaya başlıyor. Aşırı yüksek oynamaya başlıyor, biz ona büyük oynuyor diyoruz. Bu da bizi yoruyor. Yani kamera önü oyunculuğunda bu kadar büyük oynamanıza gerek yok. Kameralar zaten her tarafta bir kamera vardır. İşte genelinizi çeker, yakınınızı çeker, uzağınızı çeker, orta ölçeğinizi çeker vesaire vesaire. Her açıdan sizi çekiyordur zaten bu kameralar. O yüzden kamera önü oyunculuk eğitiminde biraz daha küçük oynamanız gerekiyor ama onda da kameralar size yakın olduğu için duyguyu tam vermeniz gerekiyor. Yani kamera yeri geliyor, çok yakın close-up dediğimiz resme kadar düşebiliyor. Hani bunu sinemada fazla değil ama genelde televizyon dizilerinde falan böyle yakın resimler görebiliyoruz. Sözün meclisten dışarı. Bu işi yaptığını söyleyen para çakallar var. Onları bir kenara koyuyoruz ama bu işi hakikaten layıkıyla yapan, eğitimini veren, usta öğreticilerin eğitimini verdiği, hakikaten oyuncuların, yönetmenlerin eğitimini verdiği yerler var. Ben buralara gitmenizi tavsiye ederim sizlere. Kast ajansları ile ilgili zaten ayrı bir konu açacağım ben size. Bu özellikle Anadolu'da bugün geldik, kaydınızı aldık, hadi kayıt yapın, şu kadar para ödeyin kısmını ayırıyorum. Zaten onlar ajans falan değil, bildiğin tokatçı. Düpdüz tokatçı onlar. Gel gelelim set olayına. Bu karşılaştığımız aslında çok komik de olaylardır. Genelde bizim yardımcı yönetmenler, oyuncuyu hazırlamaya giden arkadaşlar gelirler. Ya hocam derler, figüran geldi, karavan istiyor. Tamam, verin bir tane karavan arkadaşa, ne yapalım? Zaten karavan kaynıyor ortalık. Her tarafta karavanlar var. Yapımcılar sağ olsun döküyorlar karavanları falan. Verin bir tane karavan. Yapmayın arkadaşlar. Yani sete geliyorsunuz. Hani tamam, belli başlı ajanslardan gelen arkadaşların başında şeyleri oluyor. Kastın görevlileri oluyor. Onları bir şekilde sınırlıyor. Müdahale ediyor. Ama hiçbir yere bağlı olmayan, hiçbir yerden gelmeyen bazı arkadaşlarımız var. İşte Anadolu'da film çekerken falan. Çocuk daha gelmiş, yeni ilk defa. Arkada işte lokanta sahnesi var. Bir yemek yeme sahnesi var. Arkada işte bir bayanla veya ailesiyle oturacak, orada işte yemek yiyormuş gibi gözükecek falan. Arkadaş geliyormuş, sete karavan istiyormuş falan. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Yani bunlar hoş şeyler değil. Bunlar size artı değil, eksi yazar. Yapmayın böyle şeyler. Bir de insanlara şirin gözükmek için, set çalışanlarına şirin gözükmek için yapmacık olmayın. Dobro olun. Yani neyse odur kardeşim. Yani şekilden şekile, rolden role girmenize gerek yok. Yani neyseniz olursunuz. Zaten sizde bir yetenek varsa o yetenekle beraber yürürsünüz siz. Ben mesela bazı genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz geliyor. Ya hocam işte ben falanca yere gittim, falancadan eğitim aldım, benim sertifikam var. Ne yapayım kardeşim sertifikan varsa? Ne yapayım yani, şimdi sertifikanı şeye, sahnede senin yerine koyup da ya bu adamın sertifikası var, hadi sen oyna mı diyeyim, yani sertifikanı mı oynatayım? Sende yetenek yoksa ben ne yapabilirim? Yani kendinizde de bir şeyler olacak ki biz de size bir el verebilelim, ışık tutabilelim, hani bir şans tanıyabilelim. Bir de sette bir hiyerarşi vardır. Hani böyle işte yönetmendir, yardımcı yönetmenlerdir, görüntü yönetmendir falandır filandır. Öyle her önünüze gelene el işareti yap, şş, abla veya şş, abi bakar mısın ya falan. Bakamaz kardeşim. O insanlar 7-24 çalışıyor.
şehir dışında çalışıyorsa otellerde zor şartlar altında kalıyor. Sürekli kafa patlatıyor, bir şeylerle uğraşıyor. Hani iş yetiştirmeye çalışıyor, bir yoğunluk var. Sen de oradan tutup da ikide bir şey gibi böyle otostop çeken ergenler gibi bir abla bakar mısın falan dersen veya abi bakar mısın dersen yere git lan derler sana, bozulursun setin ortasında. Yani kusura bakmayacaksın. Bir yerde bir sigara içerken, çay içerken, kahve içerken yakalıyorlar. Hemen gelir yapışır işte, hocam abi bize de bir rol var mı? Var kardeşim, yazdık zaten. Bütün rolleri sana göre yazdık. Senariste söyledik, sana göre yazdık. Hepsini de sana oynatacağız. Hatta başrol oynatacağız seni. Ya bir durun kardeşim, bir sakin olun. Yani bir seti görün. İnsanlar ne yapıyor, ne çekiyor, nasıl ses alıyorlar, nasıl oynatıyorlar, nasıl oynuyorlar. Ha bir sakin olun ya. Dövme konusu. Şimdi bakıyorsunuz çocuğa. Genç arkadaşımız, kardeşimiz, bayan, erkek neyse. Adam gitmiş şuradan aşağı komple dövme yaptırmış. Şu kollarını komple dövme yaptırmış. Buralarını dövme yaptırmış. Geliyor, ben oyuncu olacağım. Olamazsın kardeşim. Olamazsın. Ben seni yazın kısa kolla filmde o dövmeyle oynatamam. Yani ben tutup da seni makyaj ekibime gönderip o kadar işin arasında 100-150 kişiyi boyarken ve atıyorum 10-15 kişiyi boyarken, makyajını yaparken, tahsilini yaparken, uğraşırken veya kostümcüm insanları giydirirken ben tutup da seni onlara gönderip ya kardeşim şu adamı kapatın falan diye uğraşamam demem de yani. Yapma kardeşim. Çok dövme yaptırmak istiyorsan gidersin, böyle geçici dövmeler var. Renkli Hint kınası dediğimiz kınalardan var. İstediğin şekli yaptırırsın. 3-5 ay sonra da çıkar kendiliğinden, gidersen devesin geçmiş olur ama bütün vücudunu dövme yaptırmaya gerek yok yani. Niye oranı buranı dövme yaptırıyorsun ki? Madem hem oyuncu olacağım diyorsun, hem dövmeden geçilmiyor vücudun. Ben işim gücüm yok, senin dövmeni mi saklayacağım sette? Veya benim ekibim ya bu adamın burasında dövmesi var, acaba ne yapsak, nasıl kotarsak bu adamı diye seninle mi uğraşacağız biz? Yani kimse de kusura bakmasın, biraz sert konuşuyorum ama bunlar yaşadığımız sıkıntılar. Size ders olsun diye sert konuşuyorum. Ben öyle kast ajansına falan da gelmiyorum. Oyunculara biz karar veriyoruz. Yani bana kast direktörü oyuncuyu getirir. Kast ajansları oyuncuyu getirir. Ben şöyle bakarım adama. Önce bir ahlakına bakarım, kişiliğine bakarım, karakterine bakarım. Ha kişiliği, karakteri yerindeyse, efendi, düzgün adamsa bir şekilde onu oynatırız biz. Ama ukalanın önde gideni ise, ağzıyla kuş tutsa kusura bakmasın, benim setimde oynayamaz. Çok nadir. Mesela sete gittiniz. Yapımcıyla muhatap olma veya yapım ekibiyle muhatap olma olayı vardır. Yapmayın arkadaşlar. Yani yapımcı dediğiniz dizi çekiyorsa işte dizisini çeker. Sinema filmi çekiyorsa senede bir, iki yani ya da bilemedin 2-3 senede bir film ya da bir tane film çeker, kaybolur gider piyasadan. Hani böyle yalakalık yapmaya çalışmayın o insanlara. Bu sektörde herkes geçicidir. Yapımcıların hepsi, yapım firmaları geçicidir. Biz sektör çalışanları kalıcıdırız. Bir de şöyle, sizi tanıdıkları zaman, bildikleri zaman mutlaka bir sette karşılaştığınız insanla başka bir sette mutlaka karşılaşırsınız. Çünkü kimse kimsenin kadrolu eleman değil. Bugün A firmasında çalışan atıyorum rejideki arkadaşım yarın B firmasına gider. Dün C firmasında çalışan kostümcü arkadaşım öbür gün D firmasına gider. İşte sanattaki arkadaşım, setteki arkadaşım. Yani sürekli yer değiştirir. Hani bir defa mimlendiğiniz zaman mimlenir kalırsınız o miminizle. Hani miminizde olduğunuz gibi kalırsınız. O yüzden mümkün mertebe setlerde fazla öne çıkmayın, atılmayın. Yalaka olmayın, yapmacık davranmayın. Ondan sonra bir de bu işin şey boyutu var. Hep sizi gömdük, hep sizi eleştirdik. Bir de bu işin bizim kısımla ilgili kısımları var. Şimdi bizde yok mu ahlaksız adam? Tabii ki bizim içimizde de var bir sürü ahlaksız insan. Özellikle bayanlar için bu sektör çok tehlikeli bir sektördür. Bizim teknik ekiplerden de olur, yapım ekiplerinden de olur. Sosyal medyada hayatı boyunca hiçbir şey yapmamış, ben yapımcıyım, yönetmenim diye size yazan, size yürüyen insanlar olur. Bunlara dikkat edin. Mümkün mertebe özellikle bayan arkadaşlarım bunlara çok 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 dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal medya üzerinden kardeşim kimsesi ben yönetmenim gel senin filmini oynatayım falan demez. Ben bu zamana kadar hiç kimseye demedim. Kimse de diyeceğini düşünmüyorum. Eğer birileri size böyle bir şeyler diyorsa bir sıkıntı var demektir. Bir kere daha düşünmeniz gerekiyor. Hele hele sizi önceki yıllarda Mecidiyeköy'de falan
bu konularla ilgili sıkıntılar yaşandı. İşte çıplak fotoğraf çekmelerdir, bilmem nedir vesairedir. Böyle sıkıntılı durumlar yaşandı. Bununla ilgili de arkadaşlar böyle sizi davet eden yerler olduğu zaman mümkün mertebe tek gitmeyin. Bir tane eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla, ailenizden birileriyle gidin ki sıkıntı yaşamayasınız. Yani insanlar hakikaten kötü. Kötü yani. İnsanlar hakikaten çok kötü. Her an başınıza bir şeyler gelebilir. O yüzden naçizane benim size söyleyeceğim. Biraz dikkatli olun. Biraz dikkat edin. Hani kendinize biraz dikkat edin. Ne kadar kendinize dikkat ederseniz o kadar sizin geleceğiniz açısından iyi olur. Bir de şey vardır hani böyle şey isterler sizden. Böyle internet üzerinden, sosyal medya üzerinden işte bikinili fotoğrafınız varsa gönderin, mayolu fotoğrafınız varsa gönderin, işte boy fotoğrafınız varsa gönderin. Ya kardeşim, ya yani çekeceğim film ne bilmiyorum ama hani öyle bir film çekeceksen ayrı. Hani sana o fotoğrafı gönderen de kusura bakma gerizekalıdır. Sen zaten gerizekalısın. İstiyorsun insanlardan sosyal medya üzerinden ki tanıdıklarım var yani benim tanıdığım oyuncular da var bilmem işte yönetmenim diye piyasada gezinenler var yapımcıyım diye piyasada gezinenler var yok bikinili fotoğrafını gönder yok mayolu fotoğrafını gönder yok yemek yiyelim yok çay içelim yok kahve içelim ya yeter be kardeşim bir düşün insanların yakasından artık ya hani yani film çekin yani kafanızın içinde değil de hakikaten film çekin vizyona film koyun yani anladınız siz benim ne demek istediğimi. Neyse, bu videonun bir de ikincisi olacak. Dediğim gibi bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu videonun gelirleri tamamen sokak hayvanları için kullanıyoruz. Kanalımızdan para kazanmaya başladık. Ne kadar paylaşırsak, elden ele yaparsak o kadar bizim için iyi olur.